delireceğim. Kim bu kız? Kim bu kız? Merhaba. Eda ben. Serkan, bu kızla nişanlanmanı asla kabul etmiyorum. Pardon? Bakın, ben buyum. Bu Eda'ya alışsanız iyi olur. Çünkü bu aralar çok sık karşınıza çıkıyor. Görüşürüz kayınvalide. Ben deliriyorum herhalde Seyfi. O sevdanın sesi geliyor bana uzaktan. Seni nasıl Eda duyuyorum? Sevgisini ben. Annen. Yine annen. Tatlı annen. Meşgul atıyorum, arıyor. Bir daha meşgul atıyorum, yine arıyor. Seviyor seni galiba. Annen beni seviyor. Ben seni seviyor olamaz mı? Benim canıma tak etti. Tak etti Haydar Hanım. Ben kapatıyorum artık. Ya kapatıyorum. Ay kapat. Ha, bir dakika dur. Ben kapatıyorum Sevda. Aydın Hanım'a git. Ondan tavsiye al. Aydın Hanım'a. Evet. Bana hayatta yardım etmez o. Hele biraz önceki telefon konuşmasından sonra hiç etmez. Çok iyiler. Teşekkür ederim. Mersi. Sesin neşeli ya, arada bir kulağımda çınlıyor. Sana da oluyor mu? Ben geldim. Ha bak yine oldu. Eda'nın yeri bende ayrı. Annem hiç dışarı çıkmıyor. Genç kapıda. Yıllardır bahçeden dışarı yapmadı. Aydın Hanım, umarım yaptığım şey için bana kızmaz. Sadece yapamayacağımı düşündüğünüz bir şeyi yapabildiğinizi görün istedim. Git. Bir kadına böyle davrandığını görmek beni çok yaraladı Serkan. Merak etmeyin. Sevda'yı bir daha görmeyeceksiniz. Çünkü ben oğlunuzun yüzünü bir daha görmek istemiyorum. Çiçekçi kızla. Dilediğim zaman. Öyle mi? Becerebilmiştim. Ondan sana iyi gelmem. Huzurlu o taraf var. Eğer benim Serkan'la hiç ilgim olmasaydı, beni ben olarak tanısaydınız, sever miydiniz beni? İtiraf ediyorum. Sen çok iyi bir kızsın Sevda. Ne? Ne dedin sen? Yeni sahte gelininiz hayırlı olsun. Promo saatinde görüşürüz. Bekliyorum. Görüşürüz. Ah. Ay. Ay bu kız. Bu kız. Wow. Ben de, kocam da, oğlum da biz ona çok haksızlık ettik. Çok, çok üzdük. Benim seninle konuşmak istediğim şeyler var Eda. Eda. Sana söz veriyorum geçecek. Geçecek. Geçecek, ben toparlanacağım. Tabii ki geçecek. Umarım dilediğiniz gibi bir gelin bulursunuz kendinize. Vallahi bu altlardan kurtuluş yok ya bana, yok. Alo. Merhaba Eda. Merhaba. Biz konuşacak bir şeyler buluruz. Ne zaman istersen. Ne zaman müsaitsen. Gelir misin? Bilmiyorum. Düşüneceğim. Tamam. Bu bile çok güzel bir cevap. Hani şimdilik yeter. Sağ ol. Merhaba. Eda. Hoş bulduk. Eda gerek yok gerçekten. Senden böyle bir şey istiyorum. Siz istemezsiniz belki ama ben istiyorum. Dışarıda yapmayı en çok özlediğiniz şeyi düşünün bu gece. Yarın görüşürüz. Eda. 20 yıldır bana verilen en güzel hediye. Çok teşekkür ederim bunun için. Siz ne zaman isterseniz elinizi tutacağıma söz vermiştim. Teşekkür ederim. Sen ne kadar iyi bir kızsın. Peki ben senin için ne yapabilirim?
Mesela bana bir vazo verebilir misiniz? Çünkü ben temizden çiçek toplamak istiyorum yemek masası için. Şunu da koy. Eda çok sever. Sen bana evrenin bir hediyesi oldun. Ama Edacığım ben sensiz dışarı çıkamıyorum ya. Tamam, tamam ben sizi alırım o zaman. Yalnız kot, pantolon, tişört yani kendi istediğim gibi gelirim ona göre. Kot mu? O akımın 90'larda bitmesi gerekmiyor muydu? Ama ben şu an vazgeçmeye başlıyorum. Vazgeç. Tamam. İstediğini giy gel. Çok. Belli ki aranızda güçlü bir bağ oluşmuş. Ve onu gerçekten seviyorsunuz. Doğru mu? Evet. Müstakbel gelinim. Sinsi gülümseme de yapıyorum. Şöyle çeneme parmak çeneme koyayım mı? Tamam gelinim gidelim. Aydan Bolat, sizi burada görmek ne kadar güzel. Siz de oğlunuz Eda'dan uzak duracaksınız, öyle değil mi? Yok, durmayacağız. Biz Eda'yı seviyoruz. Eda'yı mı isteyeceğim? Ay Eda'yı isterim, ben çok isterim. Aydan Hanım benim bu hayatta tanıdığım en güçlü kadınlardan biri. Ben ondan çok şey öğrendim. Aynı zamanda çok ilham aldım. Ben yanında olduğunuz için teşekkür ederim. Ne demek ki? Sen Serkan'la evlenince benim kızım olacaksın. Sen böyle üzülünce ben de çok üzülüyorum. Serkan'ın yaşadığını bana söylememiz. Seni kızım gibi sevdiğimi çok iyi biliyorsun. Beni gerçekten sevseydiniz, çektiğim acıya seyirci kalmazdınız. Edacığım ben de seninle sohbet etmeyi çok özledim. Yani sen dalga mı geçiyorsun? İki saattir ben ne yapıyorum burada? Ama şimdi Eda'yı nasıl kırayım? Sen de çok uğraştın, haklısın. Ben buradayım Aydan. Biz birlikte aşarız yine. Evleniyorsun yerine, o zaman burada olamayacaksın Eda. Senin hayatından çıkmam demek, annenin hayatından çıkacağım demek değil. Gelinimi zaten kaybettim. Ne gelin deme, yarın evleniyor. Lütfen artık bu mevzuyu açma. Tabii Serkan'ın kararlarına saygı duyuyorum ama... benim gönlüm Eda'dan yana. Eda'nın evliliği benim için bir düğün değil Seyfi. Bir yaz günü. Ben hep senin benim gelinim olmanı istiyordum. Sen benim hayatıma girdin. Benim hayatımdaki en büyük travmamda yardımcı oldun. Sen bundan sonra hep benim kızım olacaksın. Hep. Aydın Hanım üzülmeyin tamam. Buradayız işte. Sevinç gözyaşları. Oğlum sağlıklı. Her şey yolunda. Sevdiğim kadın yanımda. Tamam hiçbir şey yok. Melo. Yani bana söylemesen şu kızı Eda'nın zannederim. Yani o kadar benziyor. Biz senin kızın gibi değil. Elimizde iki tane Eda var. Ya tam daha ne istersiniz işte iki tane Eda. Evet. Sabah sabah beni diktin ayağa. Söyle bakalım derdin neymiş Sevda? Annenin benimle derdi ne? Senin beni terk ettiğini düşünüyorum. Benim. Sen onu terk ettikten sonra mahvoldun. Ne? Sen onun bütün dünyasıydın. Ailesiydin, aşkıydın. Robot diye robota çevirdin oğlum. Ben terk ettim öyle mi? Ben bu çiçekçi kızı. Gel. Evet. Sevda'yı. Eda'yı affedemiyorum çünkü çocuğumu terk edip gittim. Ben mi terk ettim ya? Ben terk etmedim. Neyini anlamıyorsunuz? Bir şey söyler misin sen? Ay hem terk ettin hem de torunumu yıllarca bana göstermedin. Ben nasıl güveneceğim acaba bu kıza? Çok da tatlı bir gelinsin. Serkan'ın bir ailesi var. Hem de çok güzel bir ailesi. Adı nedir senin? Eda ben. Aydın Hanım'ın gelini. Aydan Hanım çok şanslı. İnsan biraz şey istiyor böyle. Biraz heyecan. Biraz
kahkaha, biraz delilik. Biraz böyle ne yapacağını bilmedik istiyor. Bu senin şey gibi, çiçekçi kız gibi. Aydın Hanım kendi elleriyle yaptı. Nasıl yani? Aydın Hanım kendi elleriyle mi yaptı? Mars'a seyahat etseniz bu kadar şaşırmaz. Bunu dönüştürmeye çalışıyor beni bu kadın. Ama olamaz yani bu saatten sonra. Nasıl olayım? Zordur giderim. Seni çok iyi anladım İlker'cim. Ve çok özür diliyorum. İyi ki beni dinleyip başka bir insan olmadın. Sana şu ana kadar yaptıklarım için tekrar tekrar özür diliyorum. Yani ben gelin olunca anladım. Hayır, bu falan bilemeyin. Zaten kötü. Sana görüşürüz değil mi çekmişsiniz? Tabii. Hatacığım görüşürüz. Bebeğin artık bir adı var. Aa! Haydi. Buna bak böyle. Eda'nın fikriyle. Haydi. Sen benim artık gelinim değil. Artık Serkan'dan bir gram farkı yok benim için. Yapmayın Aydın, gerçekten. Ben ağlarsam duramıyorum. Beraber ağlarız o zaman.